Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir süredir bizde farklı kanallardan iletişime geçiyorsunuz ve bazı Instagram hesapları gönderiyorsunuz. Çok ucuz fiyatlara iPhone satıyor diye. Bir tane hesaba şu an odaklanmış durumdayım. iPhone 11 satıyor bir arkadaş 500 liraya. 1100 liraya iPhone 13 satıyor. Bunu zaten paylaşımları şu an görüyorsunuz. Arkadaş kendisine güvenmeyenlere bir de azarlıyor diyeyim. Gençler bu kadar ucuz cihazlarda güvensizlik belirtiyorsunuz. Böyle düşünenler yazmasın bile. Kusura bakma kardeşim. Ödeme gelmeden cihaz yola çıkmıyormuş. Kargo şirketiyle ortak olduğu için. Buradaki fiyatlara baktığımızda bazı tahminlerde bulunuyoruz ama bekleyelim yine de kargoyu, erken konuşmayalım diyorum. Ve bir tane iPhone 13 alalım bakalım. 1100 lirayı bayılalım bu arkadaşa. Bakalım kargo gelecek mi? Geldiyse de o güne geçelim. Aradan 4 gün geçti ve kargomuzun elimize ulaştığı ana geldik arkadaşlar. Burayı neden kapattığımızı tahmin ediyorsunuzdur. Arkadaş tabii ben kargo ile ortağım deyince biraz garip oldu bu durum. Açma konusundaki isteğim biraz bitirdim, ne yalan söyleyeyim. Evet, kullanılmış bir kutumuz var. En azından bir iPhone kutusu olduğu için yani beklentimi aştı benim şu an. 11 Pro ya da 11 Pro Max falan olması lazım. Bu ne lan? Gione. Evet arkadaşlar buyurun, iPhone 13 1100 liraya. Güvenmeyen de terbiyesizdir bu arkadaşa. Telefonumuz açık olarak geldi sağ olsunlar ama adettendir. Ben bir kapatıp baştan açacağım telefonu. Eskiden Hiking gelirdi arkadaşlar. Galiba Hiking'i emekliye ayırdılar. Açık göndermelerinin galiba sebebi varmış. 10 dakikadır bekliyoruz. Derken açıldığından lafımı da yedirdim. Yani hayallerimizin yıkılması konusuna zaten biraz alıştık diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu hayallerin yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Ve ben kendi iPhone'umu bu telefondan kendim yapacağım. İçini dışını kamerasından adasına kadar iPhone'umuz olacak arkadaşlar. Hemen bir internete bağlayıp geliyorum, onu unuttum. Vallahi internetimize bağlıyoruz ama hadi hayırlısı. Şimdi bir klasik iOS 16 launcher indirdim arkadaşlar. Bu Android telefonumu şimdi bedavadan iOS'a çevireceğim. Bunu nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız da zaten Fobito'da bunun detaylı videosu var. Tabii telefon biraz dedi ki abi sen neden bunu bana yapıyorsun diyerek biraz saçmalamaya başladı. Uygulamanın her saniyesi reklam bu arada. İşte burada nasıl yapıyorduk ya? Başlatıcı iOS'a geldik. Reklam izledik. Koray gelsene be. Bekle. Ya yürü git ya. Oğlum aynısını yaptım lan. Tamam kolaymış arkadaşlar. Ben ufak bir eksiklik yapmışım. Şu an bir iOS'umuz olmuş oldu. Ama bitmedi. Bu bitmedi. Her yerde Apple geziyor arkadaşlar ofiste gördüğünüz üzere. Bir de dinamik ada kuruyoruz buna. Burada da bir ada kurduk. Kendi adamızı kur. Tamam, adamızı da kurduk. Şu an bana telefon iPhone olduğunu kanıtlamaya çalışıyor farkındaysanız. Hemen bir uygulamayı indirmeyi başlatacağım ve... Aa göründü. Bak evet, dinamik ada da şu şekilde indirme için kalan sürede görünüyor arkadaşlar. Bir de tabii ki dış detaylarımız var. Şöyle hem daha da büyüğü yapıştırıyoruz. Ama daha da güzel bir detayımız var ki o da bu görmüş olduğunuz çok özel, çok güzel kameramız. Biraz ortalı dursun. Şu şekilde yapıştırıyorum. Sonuçta her şeyi de dolandırıcıdan beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu da bizim kendi usulümüze yaptığımız iPhone. Hatta ben 13 almıştım. Farkındaysanız şu an 13 Pro olmuş oldu. Çok şükür 1300 liraya gerçekten oluyormuş arkadaşlar. Adamlar haklıymış. Gerçekten satıyorlarmış. Şöyle fotoğraf çekelim güzelinden. 13 Pro'muzun nasıl göründüğünü de bir anlayalım. Bir de ön kamerayı deneyim şimdi. iPhone kameraları meşhurdur bildiğiniz gibi. Ufaktan toparlayalım arkadaşlar. Ne yaptığımızı bir hatırlayalım istiyorum. Ben 1100 liraya bu telefonu aldım. Eğer bir şeyin fiyatı gerçekten mantığının dışında olacak derecede ucuzsa ondan bir hayır gelmez diyorum. Biz düştük. Neden? Siz düşmeyin diye. Bu videoda o zaman buraya kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.